İyi günler arkadaşlar. Buzdolabından su sesi ve kırıltı sesi geliyorsa sebebini size arkadaşlar 2 dakikada 2 dakika bile değil 1 dakikada halletmeniz için size bir önerim var. Şimdi arkadaşlar bu dolap ortalama 15-20 yıllık. Bu dolaptan su akıyor ve su sızıntısı vardı. Ve dolap sürekli boğulur halde kır 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 ses geliyordu. Size arkadaşlar ilk önce bunu yapmanız için fişinizi çekin. Dolabın fişini mutlaka çekin. Fişi çektikten sonra görüyorsunuz arkadaşlar. Bu burada bir kortum var. Bu kortumun baş yeri oynamış olabilir. Ve bu kortum içi tıkanmış olabilir. En önemli şey de arkadaşlar bu motorun üst kısmındaki bu kap arkadaşlar. Bu kap arkadaşlar baktığınızda İçinde yağ pis vardı. Bunu temizledik. Bu genelde donmuş olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bunu güzelce şöyle satan yeri var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Takılması basit bir şey. Bunu bu şekil temizleyin güzelce. İçindeki suyu boşaltın. İçindeki suyu boşalttan sonra mesela bu şekil takması zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ondan sonra şu kortum olan kısmına dikkat edin. Bir de şu kortumu mesela koyarken şu şekil kesinlikle üstte kalmasın. Üstte kalırsa şu şekil mesela bıraktınız rastgele. Bu üstte kaldığında kır 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 ses gelir. Ve siz dolap bozuldu diye bir tamirci çalmak zorunda kalırsınız. Ve tamirciler gerçekten çok para alıyor. Ve dolap değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Onun için arkadaşlar ben şunu uçtan değil de bunu şöyle sağlam oturturun arkadaşlar. Ama dediğim gibi mutlaka fişi çekin. Ondan sonra şunu nasıl göstereyim bir saniye. Görüyorsunuz arkadaşlar bunu kortumu tam altına verin ki ya mesela su havada kaldığı için kır 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 ses geliyor mesela su dolduğunda. Ama en altta kaldığı için su az mesela az bir şey olsa o ses kesinlikle kesiliyor. Ben şu an bunu yaptım. Kes yapılması gerçekten ana dolabı şöyle bir şey. Fişi çektiğinizde dolabınızı 2 saat 1 saat bekletin. Ondan sonra fişinizi takın. Gönül rahatlığı kullanın arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben önemli bilgileri sizlere paylaşıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar şuna dikkat edin. Bir de şu uç kısım. Uç kısmın şunu iyice oturturun arkadaşlar. Ondan sonra şükür dolabınızda bir sıkıntı olmaz. Ondan sonra kullanırsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.